Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Atiye Çiftçi 21 Aralık 2012 tarihinde etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Baba Kayhan ve anne Pakize Çiftçi kızlarının eve dönmemesi üzerine polis merkezine giderek başvuru yapmıştı. <laughs> Polis yaptığı araştırmada çiftçinin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından hatice çiftçinin cansız bedeni 4 gün sonra bir meyve bahçesinde bulunmuştu. İple boğularak öldürüldüğü belirlenen küçük kızın cenazesi otopsinin ardından Akşehir mezarlığında toprağa verilmişti. Evet. 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 Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri öldürülen çiftçinin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği almıştı. Küçük kızın cep telefonundaki görüşmeleri de kontrol eden ekipler çiftçinin Facebook ve Hotmail'deki mesaj ve yazışmalarını da inceledi ancak sonuca ulaşamamıştı. Komutan oraya girmesin direkt ileriye gitsin. Hafta sonuysa İzmir'de bir olaya karışan 38 yaşındaki velika polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliden alınan örneklerin çiftçinin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. İfadesi alınan şüpheli çıkartıldığı Akşehir nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı. Öte yandan öldürülen kızın annesi Pakize ve babası Kayhan Çiftçi Akşehir adliyesine gelerek savcılarla görüştü. Baba Kayhan Çiftçi gazetecilerin sorusu üzerine "Katilin yakalanmasında bugüne kadar kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası önemli, alacağı ceza önemli, takipçisi olacağız." dedi. Annesi Pakize Çiftçi ise "Çok geç kalmış bir adalet." diye konuştu.